Cannes Film Festivali'nin tartışmalı güzeli Merve Dizdar, zorlu yurda dönüş macerasının ardından Levent'e karşımıza çıktı. Evet oldu da geldim. Ay affedersiniz. Sıkıntı yok işte, dediğim yazdığım gibi yani. Sete yetişmek için festivalden 2 saat erken ayrılıp havaalanına gelen oyuncu uçağa alınmayınca sosyal medyadan veryansın etmişti. Evet yani program değişti ama ben tabii işkolik bir şey olduğum için panik oldum tabii ki. Hallettik, sıkıntı yok. Talihsiz anları geride bırakıp gurur verici dakikalara odaklanalım. Kuru Otlar Üstüne filmiyle 11 dakika boyunca aralıksız ayakta alkışlanan Nuri Bilge Ceylan ve oyuncuların duygularına Merve Dizdar tercüman oldu. 12 dakika. Evet yani bu Nuri Bilge Ceylan yani hep her yaptığı işte zaten böyle çok önemli bir yönetmen ülkemiz için, dünya için. Biz de onun sayesinde böyle bir şey gördük ve herkes çok mutlu oldu. Merve Dizdar Fransa'nın Nice şehrinde göğsünü gere gere gezerken Türkiye'de rüküşlüyle dillere düştü. Duydum, duydum. Yani ben çok mutluyum. Çok güzel bir kıyafet bence. Yani giydiğim için muhtemelen ki beğenmişimdir de giymişimdir diye düşünüyorum. Çok güzeldim bence. Çok güzelsin çok. Ben güzelden anlarım. Dünya ünlü Fransız markasının elbisesi için elini cebine atmaktan çekinmese de siyah bant detaylı tek kolunu açıkta bırakan pembe elbisesiyle magazin gündemine oturdu. Kırmızı halının günün, gecenin, haftanın rüküşü ilan edildi. Yine meşgul ettin gündemi, beğenmedim kızımı kıyafetini. Merve Dizdar'ın eleştiri yağmuruna tutulan elbisesine gelen olumsuz yorumlara vereceği cevap da merak edildi. Hayır, hayır hiç olumlu, olumsuz. Mesela olumlu bir yorum olsa mutlu olurum ama olumsuz yorum olsa mutsuz olmam çünkü herkes farklı birbirinden. Şimdi niye bunu giydiniz diye size laf etmem yani herhangi bir yerde. Kimseye laf etmem ama. Dizdar'ın tepkisi ise sınır aşan yorumlaraydı. Bu herkesin fikri olabilir tabii ki ama hani böyle iğrenç, rezil böyle yorumlar. Berbat. Çıkan ağlayanlar var. O kadar mutsuz yani beni öyle görmekten çok üzülmüşler gibi yorumlar var. Onlara gerek yok. İyiyim yani ben mutluyum. O anlarda gülerek gelen eleştirileri yorumlasa da ünlü oyuncunun sabrı sonunda taştı. Yorumlarınızı okudum. Okudum değil. Okumak o kadar çok iğrenç, rezil, rüküş. Bayılırım da rüküşlüye. Neyse. Rüküş. Bizi böyle mi temsil ettin? Ya berbat bir seçim. Yani aşırı üzülmüşsünüz. Üzülmeyin. Röportajdan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Merve Dizdar kötü yorumlara işte böyle sitem etti. Tartışmaya kapalı. Çünkü beni böyle kabul etmek zorundasınız. Yani ya beni böyle kabul edeceksiniz, böyle seveceksiniz, göğsünüzü yumuşatacaksınız, bayılacaksınız ya da beni sevmeyeceksiniz.